benim için büyük bir onurdu. Sizinle birlikte Liechtenstein'da vakit geçirmek, sizin dersinizi dinlemek ve hatta yani bir rüya gibi size karşı mücadele edebilmek. Burada olmaktan dolayı ve seni tanımaktan dolayı da çok memnun oldum. Çok, çok samimi bir ortam var içeride. Çalışmak için ideal bir ortam. Özellikle ailelerle kaynaşmanız, ailelerin tabii ebeveyn olarak çocuklarına verdiği destek, sizin onlarla olan diyaloğunuz, çocuklarla olan diyaloğunuz tabii etkileyici. O yüzden çok sıcak bir ortam olarak gördüm. Bu Fight Scene projesi benim için çok değerli. Çünkü çocukluğumdan beri hep bu filmlerle büyüdük. Ondan sonra işte bunun küçük yaşta yarışmalara girmeye başladım. Ondan sonra dünyada birçok federasyonda yarıştım. Ve ondan sonra düşündüm ki aslında mesela benim de o dönemlerin dezavantajı biraz hiç elimde güzel çekim olmadı. Bu da şimdi bu da biraz benim üzüldüğüm bir parçaydı. Çünkü çok güzel turnuvalarda çok güzel maçlarım oldu ama maalesef hiç çekim olmadı. Sonradan insanların çekmiş oldukları seyitleri bir araya getirerek küçük bir parçasını yakalayabildim. Bir de o dönemler yani yarışmış olduğum federasyonların şu anki gibi bir sistemi de yoktu. Şimdi bütün şampiyonayı çekiyorlar ki federasyon kendi bunu yapıyor ama o dönemlerde yani bu kadar bu yoktu benim yarıştığım dönemlerde. Aynı şeyden ben de muzdarım. Katılıyorum. Evet, Liechtenstein olarak yarıştığım için bir tek bugün tanıştığınız koçum buradaydı, benim antrenörüm. Onunla tek sadece. Mesela İrlanda'ya karşı maç yapıyorum, bütün tribün dolu. Bizim arkamızda hiç kimse yok, sadece koçumla. Böyle birçok turnuvada mücadele ettim. Bu şartlar altında yine de kazandım. Burada da tabii şöyle bir şey oldu. Bu Liechtenstein'dan hep böyle yalnız kaldım. Yalnız kaldım, tek başıma oldum ve buradan da aslında başarılı bir şeylerin çıkabileceğini, çalışmanın olduğu her yerde başarının olabileceğini göstermek amacıyla da yani bu hem bu projem hem de bundan önce başlatmış olduğum bu şehirlerde çekmiş olduğum film projemi de gördünüz sanırım. Orada da mesela bu var aslında Liechtenstein'dan yani dünya kalitesini işte insanlara taşıyabilmek. Yapmış olduğumuz Fight Scene projesinde benim için şöyle bir imkan doğdu. Uzun vadeli bir eser bırakabilme amaçlı da bu projeyi düşündüm. Bu imkanı bana verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bunu kabul ettiğiniz için. Şimdi tabii güzel bir proje. Öncelikli olarak benim de spora başlamamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu filmler. Özellikle Türkiye'de Cüneyt Arkın'ın o dönemdeki karate figürleri, işte Battal Gazi filmleri adıyla o zaman lanse edilmişti. İlkokul çağında beni çok cezbetti. Daha sonra Bruce Lee filmlerini seyrettim ve o anda kendim karateye başlama kararı aldım. Yani aslında görsellik çok önemli, iyi modeller çok önemli. Şimdi ben her zaman müsabak içerisindeyken bile hep hayalimde bir film yapmak, film içerisinde olmak vardı zaten. Özellikle tabii senin de bu başarılı çalışmalarını ben de Facebook'tan takip ediyorum. Zaten Facebook platformunda da arkadaşız. Çalışmaların gayet güzel, özenli. Kendin de aslında çok gerçekten yeteneklisin. Bu konuda tabii Türk olmanın da çok büyük şeyi var ve destek olmak için de bir nebze sana bu projeyi kabul ettim. Buradaki insanların Nunchaku'da hesap etmesi gereken rakibe darbe vurduğunda Nunchaku'nun ne hale gelmesi ve birçok insan yani daha çok gösteri amaçlı günümüzde kullanıyor. Halbuki çok etkili bir silah. Bizim bıçakla geldiğinde şu çok bir şey var. Neyle ilgili? Bıçakla ilgili. Bıçak mesela birisi çıkarsa mesela bu hesabından kimseyi yokmasın yani. Tabii. Çok önemli. Şu hesabı. Bu sizin o Enter the Dragon'daki efsane. Evet. Mesela Hong Kong. Burada da bu projede de mesela işte ailece yaptığımızı vurgulamak, barışçıl bir felsefe ve aynı zamanda yani gelecekte çocuklarımıza da verebileceğimiz bir platform açısından. Şu an mesela bebekler büyüdüklerinde de aynı filmde yer almaları için. Ve benim için birçok stil yaptığım için filmler iyi bir platform. Yani hem kendim çalışmam için hem de göstermek için.
Çünkü hem kata yapıyorum hem yani hem karate katası hem silahlı kata. Aslında şöyle diyebilirim. Bir tanesi kata, diğeri de kumite üzerine. Evet. Burada Emi var. Şimdi Eliza doğdu 6 aylık. Onunla da şimdilik 3-4 tane film çektik. Çok güzel, bir de sporun da evrensel olduğunu, hani her yerde yapıyorsun ya. Evet. Mesela dövüş sporu her yerde geçerli. Dünyanın her yerinde. Evet. Hani o şeyi de veriyor aslında. O mesaj. O mesaj var. Kültürleri gösteriyor, farklı kültürleri. Evet. Ne bileyim işte, her yerde antrenman spor yapabilirsin. Evrenselliği vurguluyor. Evet. Yani hedefim zaten bunu da amaçlıyorum yani. Sevindim ben de hocam. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun hocam. Çok güzel. Yani kolay bir şey, bu kadar yere gidiyorsun, farklı yere. Ondan sonra gel, oralarda çekim yap. Zaman ayırıyorsun. Bir de şimdi insanlar ne kadar zor olduğunu yani tahmin edemiyor, çünkü üstünü değiştiriyorsun, soğuyorsun, tekrar giyiniyor ve bütün gün bunu yapıyorsun. Şimdi bir de çocuk. Çok daha zor. Şimdi mesela antrenman yapsak 3 saat beni o kadar şey yapmaz ama evet. Orada ısınma, soğuma daha kötü. Tabii. Tutmuyor bir yerim. Tabii. Birçok hocam. Ben o tarz şeylere açığım, çünkü zaten kendim başka branşlarda mesela bazı güzel fikirleri alıp kendi branşımı adapte etmeye çalışıyorum. O yüzden bu tarz fikirlere açığım. O yüzden de başarılı buluyorum. Güzel. Çok güzel. Çok sanatı bir arada barındırmak ve bunu aktif olarak çalışmak çok zor ve emek sarf etmek gerekiyor. Mesela ben bütün gün antrenman yapıyorum. Ve bunları bir arada tutabilmek için de benim konseptimde kılıç sanatı merkezi bir rol oynuyor. Çünkü kılıç sanatını düşündüğümüzde şöyle, öncelikle savaş meydanında kullanılıyor. Kılıcı kaybettiğin vakit kılıçsızla mücadele edebilmen gerekiyor. Buradan yani bir resim, bir denge ortaya çıkıyor. Yere düştüğünde mücadele edebilmen gerekiyor. Ondan sonra eğer kılıcını kaybettiğinde diğer silahlarla da mücadele edebilmen gerekiyor. Bu nedenle bu konsept üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve insanlara biraz açık bırakıyorum ne çalışmak istediklerini. Çünkü işin gerçeği de bu mesela. Bu karatede de çok yaygın. İnsanlar biraz dağılmış vaziyette. Bazıları kıtacı kumiteyi seviyor. Bazıları katadan sıkılıyor mesela. Aslında şöyle, karate çok zengin bir spor. Fakat biz onu kendimiz daraltıyoruz, müfredatı. Çünkü daha çok şey dediğin gibi ya kata ya kumite, yani müsabaka üzerine insanlar yoğunlaşıyor ama normal antrenmanlarda özellikle belirli günler bu sportif ağırlıklı olan, yani kumite ya da kataya ağırlık verirken diğer günlerde işte serbest dövüş gibi, çünkü karate içerisinde hem düşürme teknikleri var, her türlü aklımıza gelen. Zaten bunkaylarına da baktığımızda zaten inanılmaz bir. Çok zengin. Çok o yüzden zengin. Aslında kabahat bizlerde, yani çalıştıran antrenörlerde. Normalde biz formatı değiştirebiliriz. Belirli günler kumite ya da kata üzerine ağırlık verirken diğer günlerde tamamen kendimizi savunmaya yönelik işte sokakta kendimizi korumaya amaçlı çalışmalar yapabiliriz. O yüzden efektif olmakta fayda var her zaman. Şöyle bir şey var. Bu özellikle bu tür yani müsabık olan şeylerde avantajı şu oluyor, insanın reaksiyon zamanı çok gelişiyor. Tabii. Ve görselliği artıyor. Yani mesela biri size atak yaptığı zaman işte blok atak ya da işte ne bileyim kontra atak, eskiv yapma, mesafeyi açma, bunlar çok müthiş bir şekilde gelişiyor. İşte aksiyona karşı bir reaksiyon geliştirme. Evet. Bunların da çok büyük faydaları var. Aslında ananevi karate, geleneksel karate ile bugün ben çok kabul etmesem de hani sportif karate dedikleri ikisini de bir arada yapmak gerekiyor. Yani temel teknikleri, kion dediğimiz temel teknikleri ağırlık vereceğiz ki ileriye daha sağlam adımlarla yürüyelim. Ama diğerinden de vazgeçmeyeceğiz. Yani ikisini birlikte yapmamız gerekiyor. Tabii. Aslında yaptığımız sporun en büyük özelliklerinden bir tanesi mütevazi olmayı gerektiriyor. Yani her insanın içinde olan bir ego var. O egoyu minimal hale getirmek. Evet. Şimdi sportif anlamda bunu yaptığımız zaman insanlar belli başarılara geldikleri zaman, aldıkları zaman ya da belli bir seviyeye geldikleri zaman bazen egolarının esiri olabiliyorlar. Tabii. O yüzden de bence en büyük karşı çıkılması gereken konu bu. Yani bundan sebep bence karşı çıkmışlardır. Ama bu yalnızca sportif anlamda değil, hayatın her yerinde insanlar egosunu mümkün olduğunca bastırması lazım. Tamamen egosu olmayan bir insan olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Her insanın içerisinde vardır. Ama minimal olan bence kıymetli. Tabii ki. Yani ne kadar insan büyürse
o kadar da alçak gönüllü olmasını bilmesi gerekiyor. Oh, harika bir bölüm oldu hocam. Çok sağ olun. Tonfa'yı jandarmalarda var Fransızlarda. Ama bu şekilde bir şey yok. Jok gibi. Jok gibi aynen. Hem blokta kullanıyor. Hem işte böyle. Ama çok çalışmak lazım. Şimdi mesela tamam çok güzel. Biz de Osmanlı kılıcı var. Aynen. Muhteşem. Bir tarafı farklı, içi farklı. Ama işte biz bunlar gibi kağıda döküp yapmamışız. Tabii sistematik. Yani işte nasıl yapılır, hangi derecede olması lazım. İşte dövüş teknikleri, bunlar yok. Bir de Japonya'da beni en çok etkileyen konu da katalar üzerinden aslında bu sanatın, bu sanatın ilerlemiş olması için katalarda bilgiyi muhafaza etmişler. Sonra belki gelecek nesil o mücadele tecrübesine sahip değil ama tekniklere yine de en azından aktarılmış jenerasyondan, yani nesilden nesile. Savaş sanatlarında benim en büyük görmüş olduğum fayda aslında müsabakadan geliyor olmam. Mesela reaksiyonla ilgili, ondan sonra bloklama sistemiyle ilgili. Şimdi ben sırf savaş sanatı yapan ve gerçek manada hiç mücadele etmemiş, yani gerçek manada mücadele tabii zor bir kavram, neyi kastediyorsun ama spor da olsa neticede rakip seni yenmek için orada ve ciddi bir mücadele söz konusu. Bunları yaşamamış olan ve hissetmemiş olan ve aynı zamanda ve tekniklerin mesela işleyişini o anda, mesela bunkayı çalışıyorsun, adam sabit bir atak geliyor ama gerçek mücadele istediğin gibi olmuyor hiçbir şey. Bunu mesela bu müsabakadan gelen tecrübeyle savaş sanatına bakış açım da değişti. Ve o yüzden birçok sanatta da mesela bloklama sistemi mesela ben kullanmıyorum çok onların kullandığı kadarını. Çünkü ben daha çok mücadeleyi bloklamayı ayaklarımla kullanıyorum. Bu ama çok yüksek bir tecrübe çünkü savaş sanatlarında ben şöyle bakıyorum. Bana atak yapan rakip kendim kadar profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yani öyle basit atağa karşı, basit bir yumruk sallama vesaire, bu seviyede insan savunmayı öğrendiği vakit gerçekten profesyonel bir kişiye karşı, yani kendi geliştirme açısından da ciddi sıkıntıya uğrayacağını düşünüyorum. O nedenle temel olarak da bu konuyla ilgili saldırı seviyen ne kadar yüksekse, nasıl saldırabiliyorsun o kadar büyük bir şekilde savunman geliştir. Yani öbür türlü sırf savunmayı, ciddi bir atak yapamamak seni savunmada da yani zayıf bırakır diye düşünüyorum. Bu şey gibi mesela boksta, boksun çok iyi, güçlüsün fakat darbe almamışsın hiç. Evet. Maça çıkıyorsun, bir darbe aldığın zaman hemen nakavt olabiliyorsun. Evet. Yani darbeye dayanıklı olmak da önemli. Evet. Ne kadar iyi sporcu olsan da tabii, darbeye de çok dayanıklı olman lazım. Evet. Tabii ki yani şimdi müsabakanın çok büyük faydası var. Ben her zaman şey diyorum, karate bir sanat, evet, hareket etme sanatı ve vücudunu kontrol etme sanatı. İstersem kontrol ederim, istersem etmem. O benim elimde olması lazım. Yani bedenim bana hükmetmemeli, ben bedenime hükmetmeliyim. O yüzden bu anlamda bugünkü özellikle yaptığımız iki kursiyerle yaptığımız çalışmada da mesela kılıç bile olsa oradaki bazı temel hareketler bugün özellikle savunma sporlarının hemen hemen hepsinde işimize yarayacak. Özellikle işte mesafe çalışmasıdır, zamanlamadır. Bugün bu kılıçta da aynı şekilde, tekvando'da da, karate'de de tabii, ya da başka bir savunma, boksta aynı şekilde. Bazı şeyler temel. Biz önemli olan zaten burada o temel şeyleri verebilmek. Düşünce yapısını vermek. Dediğin gibi eğer hissetmiyorsan yalnızca sen orada beden hareketi, yani fiziksel etkinlik yapıyorsun. Onun haricinde eğer ruhunu ortaya koyarsan o zaman ortaya çok farklı bir şey çıkıyor. Savaş sanatında da aynı şekilde. Yani özellikle bizim Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi tek bir kişi 260-300 kiloluk mermiyi tek başına çıkartıyor. Evet. Ama savaştan sonra tekrar kaldır dediğin zaman kaldıramıyor. Evet. Yani bunun gibi bir şey. Tabii. Orada adrenalin yükseldiği tabii, zaman, motivasyon yüksek olduğu zaman yapacağın işler çok farklı. Yani tarihten benim örnek aldığım bir konu mesela. Gişin Funakoshi hocanın mesela hocası aynı zamanda hem karate hem kılıç sanatı yapıyordu. Bu da beni etkileyen bir parça oldu mesela. O yüzden ben ikisini bir arada yapmaya çalışıyorum. Ve tarihte de bunun örneği var ve düşünüyorum ki gerçekten ciddi bir şekilde tarihte geri gidildiği zaman yine savaş meydanını baz alarak ya da savaş meydanını konsantre olarak konuştuğumuzda yine bütün sanatların bir arada olduğunu, bedenini çok iyi kullanabilmek aynı zamanda yani silahlarla da mücadeleyi de çok iyi bir temel hazırlıyor. Çünkü benim de temelim mesela babamdan tekvando, bir de tekvando
orta mesafede, boks yakın mesafede güreş. Aslında baktığımızda silahların da buradaki konsepti uzun mesafe, orta mesafe, yakın mesafe ve karate, tekvando ve sonra karate ile başladım. Önce kendi vücudunu kullanmayla ilgili. Ve iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Ve buradaki eğitimde de mesela çocuklara verdiğim eğitimde de aslında bu üç tane mesafeyi aslında aşılıyorum. Hangi tarafa daha çok gönülleri ya da işte istekleri varsa o tarafta sonra gelişmeye açık bırakıyorum. Bu geniş konsept yani yaptığım ülkeye de çok müsait ve iyi bir konsept çocuklar adına da. Çünkü bir salonda bütün sanatların bir arada hem silahlı hem silahsız tüm mesafelerde uygulanması için çok güzel bir şey. Çünkü işin neticesinde yani kendi çocuğum da var ve ona göre düşündüğünde yani her baba kendi çocuğu için en iyisini ister. O yüzden ben de elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve sanırım en önemli konulardan bir tanesi de bu potansiyelini açığa çıkarabilmek. Beni savaş sanatlarında en etkileyen konu da hocalara da baktığımızda sonuna kadar aktif olmaları. Bu benim için çok önemli bir rol oynuyor ve sizinle de birlikte sizi de bugün canlı görmem beni ayrıca motive etti ve inşallah sizin yaşınızda da sizin kadar aktif olmak istiyorum. Ben de hedefim bu. Çünkü ben bu işi gerçekten tüm kalbimle severek yapıyorum ve o yüzden öyle bir gelecek de planlıyorum ve bu nedenle de yani her şekilde beslenme olsun ve hayattaki işte stres olsun her şeyi kontrolde tutup iyi bir örnek olmaya da dikkat ediyorum ve sizin gibi hocaların da var olması yani bu tarihte kalan bir şey değil günümüzde de halen daha yaşandığını gösteriyor ve beni sizinle de ilgili en çok etkileyen konu bu kadar yani mütevazi olmanız ve bu gerçekten bence sizin yani sanatta ve kişiliğinizde hayatınızdaki büyüklüğü gösteriyor. Yani bu çok önemli. Tam yani gerçekten örnek alınması gereken bir başka bir değer. Yani görünmeyen bir değer. Çünkü şimdi size Facebook'tan ya da sadece videolarda mücadele ederken baktığımızda birçok insan var yetenekli de karakteri evet. Acaba nasıl? Bu soru işareti. Telefonda görüştük çünkü ilk size yazdığım andan itibaren bunu zaten hissettim böyle olduğunu. O yüzden teşekkür gerçekten bu anlamda çok iyi bir hayat enerjisi de veriyor sizin gibi insanlarla birlikte olmak. Yani çok çok teşekkür ederim hocam. Bizim için de aynı şekilde. Benim için de aynı şeyler geçirdim. O yüzden ben de çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.